Değerli İstanbullular, 15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde, inanın her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi, ki Naci Hocam burada, eminim bana katılacaktır. Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. Bir, milli güvenlik sorunudur. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir. Deprem dönüşümüdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. Şu an 39 ilçemizde değerli arkadaşlar 7,5 milyon evimiz var, iş yerimiz var. Ve maalesef bunun 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutumuzun da bugün acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 2009-2019 yerel seçimlerinden önce ne dediler hatırlayın. Deprem seferberliği ilan ediyoruz dediler. İstanbul'u 5 yılda depreme hazırlayacağız denmişti. Öyle değil mi? Ve ne vaat verdiler? Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz hedefi konulmuştu. Ve buna ilave 15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktır. Büyükşehir Belediyesi bu konut sayısıyla emin olun bizim ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi bu hızla giderlerse İstanbul'da dönüşümü ancak 100 yılda bitirebilirler. Dönüşüm meselesi değerli arkadaşlar ciddiyet ister, sorumluluk ister. Çünkü insanımızın barınma hakkıdır. Güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, duaları da etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli İstanbullular, müşteri olun, bize güvenin. Çünkü biz Kastamonu'daki, Rize'deki, Bartın'daki sellerde, Antalya, Muğla'daki yangınlarda, işte bugün 25 Ocak, Elazığ'da, Malatya'daki, İzmir'deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek, en son 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başladıysak 1 Nisan sabahı da görevi devraldığımızda İstanbul'un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Çünkü değerli kardeşlerim, bizim derdimiz var. Bizim annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz. Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Planlı, programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek ve bilim insanlarının görüşleri, fikirleri doğrultusunda her türlü etüdü, her türlü analizi yaparak bilimin ışığında bu çalışmaları İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız. İstanbullulara söz, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız, koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Biz de Beyoğlu'nun yanındayız.
Ok Meydanı'nın yanındayız. Kasımpaşa'nın yanındayız. Sizleri çok seviyoruz. Bunun içinde ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni, güvenli, huzurlu İnşallah 31 Mart'a kadar çok çalışacağız. 31 Mart akşamı beraber kazanacağız. 31 Mart akşamı kazanıp 1 Nisan'da gençlerimizle, kadınlarımızla, tüm İstanbullularla birlikte İstanbul'da yeniden yükseliş, yeniden diriliş dönemini sizlerle başlatacağız. Evet, yeni güvenli. Çok güzel. Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini adeta bilinçli bir şekilde durdurulan Kiptaş eliyle yapacağız. Kiptaş'ı biliyoruz değil mi? Kiptaş, 94'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu örnek şehircilik modellerini ki burada kıymetli bakanımız burada, o zaman Kiptaş başkanıydı, genel müdürüydü Erdoğan Bayraktar, İstanbul'un her mahallesinde, her ilçesinde örnek şehircilik modellerini yapabilmek için işte Başakşehir'de, Kağıthane'de yapmış, bitirmiş, milletine sunmuş güzide bir kurumumuz. Yine sonrasında işte Ümraniye Belediye Başkanımız, o zaman Kiptaş Genel Müdürü'ydü, bayrağı aldı, daha yukarı taşımak için bir mücadele yaptı. 94'te başlayan o anlayış sonra dalga dalga İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayıldı. Ve bugün değerli arkadaşlar, tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bağımsız bölümü oluşan bir dönüşüm süreci tamamlandı. Bunun 1 milyon 200'ü sosyal konut, kalanı da kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde bu irade ortaya konmuştur. Şimdi biz o öldürülen, maalesef yavaşlatılan, duraklatılan Kiptaş'ımızda 300 bin konutu başlatıyoruz ve 15 Nisan'da buranın altını çiziyorum. Hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşınma yardımı vereceğiz. Ve bu projeleri İstanbul'da şu an olduğu gibi eziyet haline gelmekten kurtaracağız. Tabelaları çekip, tabelalar üzerine reklamları koyup sadece içeride işte bir iki kişinin çalıştığı görüntülerle, reklamlarla değil, 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız. Yine 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. Dönüşecek evinin bulunduğu alana dair kolaylaştırıcı dönüşüm planı dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hayata geçireceğiz. Ve burada bir müjde daha veriyoruz. Evet, bunlar gerçek görsellerdir, gerçek çalışmadır. Arkadaşlarımız aylardır bu çalışmaları yaptılar ve sizlere doğru düzgün bilgileri vermek adına, önemli olan stratejimizi gerçek bilgiler ışığında verebilmek adına yapılmış çalışmalardır. Ve emin olun şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde dahi
şu bizim yapmış olduğumuz çalışma ve vizyon yoktur değerli arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.